Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun komutanı Cesteru. Cesteru nasıl olmalı? Hangi yetenekler vermeliyim? Nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Öncelikle Cestero strateji özellikli bir komutan. Yani 25 odaklanma kazanıyor, 2 beceri puanı ve komutanın vereceği odaklanma, zehir, yakma hasarlarını %10 artırıyor yani strateji özelliği olduğu için bu buff'ları alıyor kendisi. Ve şimdi itemlerine, yeteneklerine geçince göreceksiniz. Galadriel'den sonra en çok odağa sahip komutan Jester odur. Şimdi hemen geçelim itemleri nasıl olmalı? Arkadaşlar bu komutan hem kendisi yüksek şekilde oda kasarı veren bir komutan ve ayrıca da orduyu bufflayan bir komutan. Yani itemleri verirken hem orduyu bufflayacak hem de kendi hasarını yani odağını artıracak itemlere ağırlık vermelisiniz. En kısa kılıç kullandık kuvvet, odaklanma ve orda hasarı insanlar kötü insanlar var. Bu kılıç yerine daha iyi altın ekipmanlar kullanabilirsiniz. Lakin şu an kötü insanları bufflayıp ayrıca da odaklanmasını artıracak başka bir kılıç yoktur. Hani odak kahramanlar için altın ekipman dışında. Ayrıca altta da sert darbe özelliği var zaten bunu da biliyorsunuz. %35 ihtimalle %100 odak hasar vuruyor. Bu komutan da kendisi zaten odak hasar vurduğu için strateji özellikli olduğundan dolayı e, bu item bence çok mantıklı. Zırh olarak kumaş destekli zırhı tercih ettik. Baktığımızda kuvvet, odaklanma ve hız var. Ayrıca da alt pasif özellik olarak uyum özelliğinden artı 9 odaklanma daha kazanıyor yani odaklanmasın. Ne kadar yükseltirseniz sizin için o kadar iyi olur. Çünkü odaklanma kendisi odak komutan olduğu için verdiği hasarlar arttırıyor. Ayrıca odak ne kadar yüksek olursa ordunun alacağı hasar da o kadar azaltıyor. Bu yüzden ne kadar çok odak verirseniz o kadar iyi. Zaten videonun başına dediğim gibi kendisi Galadiel'den sonra en çok odağa sahip komutan. Kask olarak Batı Kadam tercih ettik. Fark ettiyseniz bütün itemlerde odak 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 şeklinde gidiyoruz. Burada da 20 kuvvet, 20 odaklanma ve komutanın hızı var. Bu komutanın hızını at çöpe 20 odaklanma ve 20 kuvvet var fark ettiyseniz. Ve atta da kararlılık özelliği var. Müttefik komutan her durda bağışıklık kazanır deliliğe karşı. Bu alt özelliği çok da iyi değil. Hani bu kaskın daha iyi alt özellikleri var. Demek ki denk gelmemiş kalkan olarak Aker'in kalkanı tercih ettik baktığımızda kuvvet, odaklanma ve ordu salması veriyor. Burada yine fark ettiyseniz kontanlı odağını yine artırıyoruz. Şimdi geçelim yetenek puanları nasıl olmalı? En önemli yeteneği kendine has olan R5 yeteneği. Batı'nın lordu, müttefik komutanı her turda tek seferde %190 oda kasar oluşturur. Fakat normal saldırı yapamaz. Ama burada parantez içinde Belirtmiş zaten kendisi. %190 odak hasar oluşturuyor lakin bu odak tarafından belirlenir. Hani odak tarafından belirlendiği için çok yüksek hasarlar verebiliyor sadece bu yeteneği. Ve tam seviye etkisi olarak da 20 odak veriyor. Ondan sonra korkunç temas özelliği var. 2 turda bir gelen üç düşman hedefe %96 odak hasar oluşturur ve etkisi odak yeteneğine göre değişir. Ve vurduğu bu 3 düşman hedef bir tur boyunca yalnızca minimum hasar verir. Yani en düşük hasarı verecek. Ondan sonra yüzük tayfı var. Yüzük tayfını bilmeyen kimse yoktur. Tüm düşmanları alınan yakma, zehir ve odak hasarını %30 arttırıyor. Ha bakın hem kendisi odak hasarı vuruyor. Ayrıca da rakip ordunun alacağı oda hasarını arttırıyor. Ondan sonra Nazgül Çılığı yeteneğine kesinlikle veriyorsunuz. Birinci turda iki düşman hedefe %3 şansla sersenetme oluşturur. Ve Etkisi bittiğinde %164 odak hastalığı oluşturulur. Bu da odak tarafından belirlenir. Ondan sonra bu komutanın bu kadar yüksek odak olmasının diğer sebebi ise büyü arayıcısı. Yani bu yeteneği fullleyince 60 odaklanma veriyor. Kuvveti 30 düşeltiyor. Ayrıca tam seviye etkisi olarak da artı 15 odaklanma daha alıyor. Yani bu yeteneklerden dolayı Galadiel'den sonra en yüksek odağa sahip kişi kendisi. Şimdi geçelim raporlara. Bakın arkadaşlar karşımda çok sallanan bir ikinci Aragon var. Burada fark ettiyseniz 133k komutan vurmuş, 174k ordu vurmuş. Toplamda karşı tarafa 308k hasar vermişiz. Orduyu da çok güzel bufflıyor. Sadece tek yönü can basamaması. Burada zaten bizim ordumuz yarım ordu. Sonuçlara baktığımızda 133k kendisi vuruyor, 122k simyacılara vurduruyor. Bence çok iyi. Dengeli bir şekilde dağıttığı için böyle. Raporlara devam ediyoruz ve karşımıza böyle bir Thorin var. Thorin de bildiğiniz gibi çok güçlü bir komutan kendisi. Hani hafife alınmayacak kadar gücü var. Zaten itemleri çok güzel. Ama sonuçlara baktığımızda 125k vurmuş. 102k orduya vurdurtmuş. Burada yanlış bir tercih yaptığı için hani yanlış bir ordu düzeni tercih yaptığı için böyle bir sonuç almış. 3 birlik kullansaymış dahi iyi olurmuş ve trolleri çok kullanmaya gerek yok. Çünkü troller cidden hiçbir işe yaramıyor. Evet arkadaşlar şimdiki arkadaşlar rica nice ettim. Dengeli bir şekilde değil de full hasar şekilde dağıtmasını istedim. Burada fark ettiyseniz sadece büyü arayıcısına vermiştik. Ama artık salgın ve ruh yeteneklerine de verdik. Salgın yeteneğinde iki düşman hedefe %260 zehir hasar ve iki tur boyunca HP geri kazanamaz. Bu yetenek iki turda bir geliyor ve karşı ordunun iki tur boyunca HP geri kazanmasını engelliyor. Ayrıca ruh emici yeteneği var. Üçü düşman birimine yüzde odak hasar oluşturur. Yine etkisi olarak nitenine göre değişir. İki müttefik birim yüzde can yeniler ve etkisi yine odak nitenine göre değişir. Karşımızda böyle bir dvalim var. Yanlış bir yetenek dağılım yapmış orası doğru. Hani dediğim gibi müzisyen ve rahatlama yetenekten hiçbir zaman vermenize gerek yok. Yani ne olursa olsun müzisyen ve rahatlama yeteneklerine bu kadar yetenek puanı harcama gerek yok. Hiçbir şekilde gerek yok. Zaten divanın videomda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz nasıl bir divanın olması gerektiğini. Bunun saygısı bayağı yüksek ama yetenekler yanlış verilmiş. Bakın arkadaşlar sonuçlara baktığımızda 158K kendisi vuruyor. 158K orduya vurdurtuyor. Ve kendisi 32K'da can iyileştiriyor. Diğer raporlara baktığımızda kendisi can iyileştirmemiş diye. Ee, dengeli bir şekilde dağıttığımız için. Ama burada ruh emici yeteneğine verdiğimiz için 32k HP yenilemiş. Bence çok iyi ve karşı tarafta toplamda 316k hasar vermişiz. Raporlara devam ediyoruz. Karşımızda böyle bir Aragon var. İtemleri çok güzel. Full artı full yani full olmayan bir kaskı var. Onda fuller zaten. Full artı full bir itemleri var. Yetenekleri yanlış dağıtılmış. Zaten ikinci Aragon oyundaki en kötü t arasında arasına girer. İkinci Aragon zaten R5 yeteneği çok boş bir yetenek. Hey 2 hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Bakın. Yani kendisi bildiğin çöp. Hani çok kötü bir tevirç yapmışlar bence ikinci Aragon'unu. Lakin sonuçlara baktığımızda 149k kendisi vurmuş. 137k da orduya vurdurtmuşuz. Karşı tarafa toplamda 291k hasar vurmuşuz ve biz de 36k iyileştirme yapmışız. Burada gördüğünüz gibi simyacılar 93k vurmuş. Yağmacı korsanlarsa 39k hasar vermiş. Nasıl bir komutan olup olmadığı, kullanılır mı, kullanılmaz mı onu kendiniz belirlersiniz. Ben size nasıl bir yetenek alım yapmanız gerektiğini anlatacağım. Evet arkadaşlar raporlara devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi karşımızda Legolas var. 157k komutan hasar vurmuş. 125k da orduya savurdurmuşuz. Toplamda karşıya 283k hasar vurmuşuz ve karşı tarafı teklemişiz. Evet arkadaşlar tam videoyu kapatırken Böyle bir Sauron raporu gördüm. Baktığımızda Sauron yetenekleri falan doğru, itemleri de doğru. Lakin sonuçlara baktığımızda 133k Cessar'ı vurmuş, 95k ordu vurmuş. Toplamda karşı tarafa 320k hasar vermişiz. Bitti mi? Bitmedi. Karşımızda böyle de bir cadı kral var. Itemleri falan doğru baktığımızda. Ne verdiği balta ve taktığı kask hariç doğru itemleri var. Doğru yeteneklere verilmiş fark ettiyseniz. Ordusu da doğru morgular belediyesinden alaka anlamadım ama... Simlerce kullanmış yani. 119K kendisi vurmuş. 117K da orduya vurdurtmuş. Hani Cesteru da böyle bir komutan. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Cesteru komutanının nasıl olması gerektiğini. Kısmen anlattım. Lakin kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Ona siz karar verin. Ama bence benim görüşümü sorarsanız. Daha iyi komutanlar var. H1 ve T2'de kötü fraksiyonlarda birçok iyi komutan var. Lakin elinizde varsa ve Nasıl bir yetenek dağılım yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu şekilde yetenek dağılımlarını gerçekleştireceksiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz cidden çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenerek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.